Bir çift yeni doğan çocuklarıyla ilgilenmesi ve ihtiyaçlarını gidermesi için Carolina adında genç ve güzel bir bakıcıyı işe aldılar. Carolina, çok bakımlı ve alımlı bir kız olduğu için kazandığı paranın çoğunu güzellik malzemelerine ve giyim kuşamına harcıyordu. Para kazanmak istediği için küçük bebekle çok güzel ilgileniyor, onun her ihtiyacını karşılıyordu. Zamanla onun bu güzel ve çekici hali, işvereni olan hanımefendinin kocasının dikkatini çekmiş. Eşi yokken genç bakıcıyla baş başa kalma fırsatı yakalayan adam, birkaç sefer güzel kızı kandırıp biraz güzel vakit geçirmiş. Ancak daha sonra bu durumdan pişman olup genç kıza ağzını kimseye açmaması karşılığında para vermeyi teklif etmiş. Genç kız bunu kabul etmiş ve durumu kimseye anlatmayıp paraları cebe indirmiş. Bununla birlikte gel zaman git zaman işinde de savsaklamaya başlamış. Durumu fark eden hanımefendi, bakıcı kızı sık sık uyarıyor, ardından da eşiyle onu işten çıkarıp çıkarmama konusunda fikir alışverişinde bulunuyordu. Adam onu işten çıkarırlarsa her şeyi anlatmasından korkuyor ve karısını bir şekilde ikna etmenin yolunu buluyormuş. Zaman geçtikçe bu durum iyice sarpa sarmaya ve tatsız bir hal almaya başlamış. Genç kız eve erkek arkadaşlarını çağırıp ilişkiye giriyor, adam da bunu gördüğü halde sesini çıkarmıyormuş. Bir gün işten geldiği sırada evden çıkan bir delikanlı görmüş. Sinirle kapıdan içeri girip bakıcı kızın yanına geldiğinde çırılçıplak evin ortasına koltukta uzandığını görmüş. Sinirden deliye dönen adam genç kızı sert bir dille uyarıp bir daha böyle yapmamasını söylemiş. Ancak kız onu tehdit etmiş. Eli kolun ne yapacağını bilmez halde kalan adam çaresiz boyun eğmiş. Genç kız yine bir gün eve bir erkek arkadaşını çağırdığında küçük çocuk hüngür hüngür ağlıyormuş. Çocuğun susmamasından şikayetçi olan genç kız dayanamayıp çocuğa bir tokat atmış. O sırada evin köpeği bu durumu görmüş ve hemen kızın üzerine atılmış. Genç kız bebeğe bir zarar gelmesinden korkup onu kucağına alıp kaçmaya başlamış. Evin içindeki güvenlik kameralarının kayıt alanına girdiği bir noktaya geldiğinde her şeyden habersiz köpekle boğuşmaya başlamış. Köpek bağırıyor, hiç susmuyormuş. O sırada kafası bu durumu hiç kaldıramayan genç kız çocuğu alıp yere çalmış. Köpek genç kıza saldırıp her yerini parçalamış. Bakıcının erkek arkadaşı durumu görünce korkup kaçmış. Evin hanımı işten biraz erken dönüp bu manzarayı görünce dehşete düşmüş. Hemen ambulans aramış. Çocuğu ve bakıcısı hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahaleler sonucunda ikisinin de durumunun iyi olduğu öğrenilmiş. O gün neler olup bittiğini görmek isteyen kadın kamera kayıtlarına bakmış. O sırada yaşanan bu gelişmeyi görmüş. Dehşete kapılan kadın köpekleri olmasa belki de kamerasız orada bakıcısı tarafından her gün tokatlanıp dayak yiyen bebeklerinden bir haber olacaklardı. Kadın durumu öğrenince hemen bakıcısının işine son verdi ve ondan şikayetçi oldu. Genç kız kadının kocasıyla görüşüp şikayetini geri çektirmesini istedi. Adam bunu yapamayacağını söyleyince bakıcı kız kadına her şeyi anlattı. Bakıcı şokunun üzerine bir de eşinden darbe yiyen kadın ağır bir depresyona girdi. Yanına çocuğunu ve köpeğini alıp evi terk etti. Adam bir süre evde yalnız kaldıktan sonra eşinden boşanma davası tebligatı geldiğini gördü. Genç bakıcının ihmalkarlığı onun işine, adamın doyumsuz arzuları ise eşinden ve çocuğundan aynı için bir yaşam sürmesine neden oldu. Zavallı adam çok geçmeden eşinden boşanıp dul kaldı. Kadınsa sadık dostu köpeği ve biricik oğluyla hayatına kaldığı yerden devam etti.